Evet, herkese merhabalar. Önce kendimi tanıtayım. Mehmet Uğur Ekinci, Uluslararası İlişkiler Doktoruyum. SETA'da dış politika araştırmacısıyım. Birçok farklı konuya bakıyoruz ama ağırlıklı olarak benim çalıştığım bölge Balkanlar. Balkanlar dediğimiz zaman da aslında bu bir yandan coğrafi bir terimdir. İşte görüyorsunuz, kuzeyde Balkan Dağları, Dinarik Dağlar, yani Adriyatik kıyıları ve güneyde Pindus Dağları, bunların oluşturduğu bir sıra dağ kümesidir Balkanlar. Coğrafi bir terimdir, bir yarımadadır aslında ama Balkanlar kelimesi aynı zamanda sadece bir yarımada ifade eden kelime olmaktan öte artık iyice politize olmuş bir coğrafi terimdir. Ve Balkan dediğimiz zaman o coğrafyanın ağırlık noktası dönemin siyasi konjonktürüne göre de değişir. Mesela 19. yüzyılda Balkanlar dediğimiz zaman, öncelikle 19. yüzyıl başlarında Balkan siyaseti dendiği zaman öncelikle Yunanistan akla geliyordu. Çünkü esas çatışmalar oradan başlamıştı. 1800'lerin ikinci yarısı, özellikle son çeyreğinde Balkanlar dediğimiz zaman akla Hersek isyanı, Sırp bölgesi ve Bulgaristan geliyordu. Daha sonra Doğu Rumeli gelmeye başladı 1880'lerde. Uluslararası mahfillerde, kitaplarda, gazete köşelerinde Balkan dendiği zaman akla gelen coğrafyalar dönemden döneme, o dönemin siyasi coğrafyasına göre şekilleniyor. Ya da tarihten başka örnekler de verebiliriz ama mesela Soğuk Savaş döneminde Balkanlar dediğimiz zaman akla Yunanistan çok fazla gelmezdi. Ha, Türkiye'de Balkan dendiği zaman gelirdi. Ama Soğuk Savaş içerisinde Balkanlar dediğimiz zaman Yugoslavya merkezdi. Ve Doğu bloku coğrafyası akla gelirdi. Yani diğer Doğu bloku ülkeleri akla gelirdi. Bugün için ise Balkanlar dediğimizde mesela artık çok fazla Romanya akla gelmez. Mesela şu haritayı kim çizdi bilmiyorum ya da kim bunu renklendirdi. Ama kuzeyde Romanya'yı almamış. Romanya 19. yüzyılda Balkanlar politikasının en önde gelen aktörlerinden bir tanesiydi. Mesela 1930'larda bile bir Balkan paktı imzalanmıştır. Türkiye de buna üyedir. Romanya da buna üyedir. Balkan, İkinci Balkan Savaşı'nın savaşanlarından biridir ayrıca Romanya, biliyorsunuz. Doğu bloku sırasında, yani Soğuk Savaş sırasında yine Balkan siyasetinde Romanya'nın ana aktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün işte mesela böyle bir harita görüyoruz. Romanya'yı içine dahi almamış. Bugün Romanya içerisinde bile düşünce kuruluşlarını ben size örnek vereyim. Balkanları çalışan, yani Slavların yaşadığı ya da Arnavutların yaşadığı coğrafyaları çalışan bir düşünce kuruluşuna ben rastlamadım. Son yıllarda, çünkü biz düşünce kuruluşlarıyla toplantılar yapıyoruz. Ne çalışıyorlar? Karadeniz çalışıyorlar belki. Rusya çalışıyorlar. Avrupa siyaseti çalışıyorlar. Kendi iç meselelerini çalışıyorlar ama bölgeyle alakalı, yani şu gördüğümüz bölgeyle ilgili çok fazla çalışma yapan yok. Bulgaristan'da dahi yok. Bulgaristan'da Romanya ile birlikte biliyorsunuz 2007'de Avrupa Birliği'ne girdi. Daha sonra onların gündemleri de değişti, siyasi gündemleri. Yani Avrupa Atlantik bloğunun bir parçası haline geldiler. NATO'ya da girmişlerdi 2004 senesinde. Onun için Balkan siyasi dinamikleri, yani kendine mahsus dinamikleri olan bir siyasi coğrafya olarak düşündüğümüz zaman Balkanları, bugün bizim aklımıza Batı Balkan denen kavram geliyor. Batı Balkanlar. İngilizce'de Western Balkans diye geçer. Bugün nasıl tanımlanıyor bu bölge? Yugoslavya, eski Yugoslavya, eksi Slovenya artı Arnavutluk. Yani ne Yunanistan, ne Bulgaristan, ne Romanya. Hatta şunu da söyleyeyim. 2013 yılında Hırvatistan da Avrupa Birliği'ne girdi. Tam üye oldu. Son üyesi odur Avrupa Birliği'nin. 28 üyesinden 28.si Hırvatistan'dır. Bugün Hırvatistan da artık yavaş yavaş kendini kurtarmaya çalışıyor. Tabii kolay değil kurtarması Balkanlardan. Çünkü yakın geçmişte olmuş birçok olayda Hırvatları da bir aktördü. Artı Bosna Hersek'te ciddi bir Hırvat nüfusu yaşıyor. Üçüncü büyük etnik grup orada. Onun için Hırvatistan kendini bölgenin geri kalanının siyasetinden kurtaramıyor. Ama yine de son yıllarda Balkanlar altında tartıştığımız ülkeler aslında 6 ülke. Son 4-5 senedir Balkanlar adı altında tartıştığımız ülkeler, Avrupa Birliği'ne henüz girememiş ülkeler. Şöyle bir harita açalım size. Evet, şu anda maviyle görünen ülkeler Avrupa Birliği üyesidir. Diğer ülkeler Avrupa Birliği sürecindedir.
Türkiye 2005'te adaylık almıştı görüyorsunuz. Yeşil olanlar müzakerelere başlamış olanlar, yani üyelik müzakerelerine başlamış olanlar. Türkiye müzakerelere 2005'ten itibaren hatta başladı biliyorsunuz. Adaylığı 99'da almıştı. Diğerleri arasında Karadağ müzakereleri yürütüyor hala, üyelik müzakereleri devam ediyor. Daha en son üyelik müzakerelerine başlayan ülkede Sırbistan oldu. 3 tane ülke şu gördüğümüz haritada Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerideler. Diğerlerine göre daha ilerideler. Sarıyla gösterilenlerden Makedonya, şuradaki ülke. Türkiye'den sonra aslında en hızlı Avrupa Birliği'ne girebilecek ülkelerden biri olarak görülüyordu. 2005'te adaylık almıştı ama çeşitli sebeplerden dolayı en önemlisi Yunanistan'la olan isim meselesidir. Ne NATO'ya girebiliyor ne de Avrupa Birliği konusunda müzakerelere başladı. Yani adaylık için müzakerelere başlayamadı. Yunanistan buna karşı veto kullanıyor. Ama adaylık almış durumda. Bir diğer adaylığı alıp da müzakerelere henüz geçmemiş ülke Arnavutluk. Şurada gördüğümüz 2014'te adaylığı almıştı. Bir de Bosna Hersek var. Bosna Hersek geriden geliyor tabii diğerlerine göre. Onun geriden gelmesinin çok önemli sebepleri var. Çünkü devlet yapısı olarak çok farklı bir ülke. Kendine mahsus, dünyada bir eşi benzeri dahi olmayan bir ülke. Ve Avrupa Birliği'ne adaylık alabilmek için, adaylık süreci alabilmek için gereken ön şartları henüz sağlayamamış durumda. Hala uyumlulaştırması gerekiyor birçok iç mevzuatını. Bununla birlikte bu sene Avrupa Birliği bir güzellik yaptı. Bir istisna tanıdı Bosna Hersek'e. Biraz reform konusunda teşvik olsun diye ve ortaklık anlaşması imzalandı. Önce ortaklık anlaşması imzalanır, sonra ülke ondan sonra belli reformlar yapar. O reformlara bakıldıktan sonra adaylık verilir. Adaylıktan sonra da bir takım istenen reformlar yapıldıktan sonra müzakerelere geçilir. Müzakerelerde de bütün 34-35 tane fasıl kapatıldıktan sonra ülke Avrupa Birliği'ne üye olur. Yani aslında bu çok uzun bir süreç. Peki nasıl oldu da diğer Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan bu süreçleri tamamladı, mükemmel reformlar mı yaptılar? Onu ayrıca tartışırız. Orada bir siyasi karar üzerine bu ülkeler Avrupa Birliği'ne üye yapıldı. Bunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa Birliği'nin kendi jeopolitik kararıydı bu ülkeleri Avrupa Birliği'ne üye yapmak ama şu anda yeni bir genişleme konusunda Avrupa Birliği'nde de isteklik yok. Kendi içinde birçok problem yaşayan bir yapı Avrupa Birliği. Bu yapının içerisine ekstra sorumlu olan ülkeleri ve toplumları almak konusunda Avrupa Birliği'nin kendisinin yani Brüksel'in artı AB'ye üye ülkeleri çekinceleri var. Onun için bu süreç yani bu ülkelerin üyelik süreçleri devam edecek. Bir de ortada şöyle kırmızıyla gösterilmiş bir ülke var. Hangi ülke sizce bu? Buyurun. Kosova, evet. Kosova o klasman dışı gibi görünüyor. Herhangi bir tarih yok üzerinde. Aslında Avrupa Birliği Kosova'ya da bir üyelik vizyonu veriyor. Yani çünkü ortada bir tane kara delik gibi duramaz bir ülke ama o çok daha zor bir süreç çünkü Kosova henüz dünya ülkelerinin tamamı tarafından bağımsızlığı tanınmış bir ülke değil bir. İkincisi Avrupa Birliği'ne üye 5 ülke tarafından henüz tanınmış bir ülke değil. Üçüncüsü ve daha belki önemlisi ve önceliklisi Sırbistan tarafından bağımsızlığı tanınmış bir ülke değil. Yani şu anda Sırbistan Anayasası'na göre ülkenin iki özerk bölgesinden biridir Kosova. Bir diğeri de Vojvodina, kuzeydeki bölge. Orası özerk. Kosova'da kağıt üzerinde Sırplara sorduğunuz zaman özerk. Ama 2008'de biliyorsunuz bağımsızlığını ilan etti Kosova. Şu anda Avrupa Birliği ile özel anlaşmalar yapmaya başladı. Avrupa Birliği'nin tüzel kişiliğiyle özel anlaşmalar yapmaya başladı Kosova. Mesela en önemlisi bunlardan vize serbestliği konusu süreci. Türkiye ile de yürüyordu biliyorsunuz. Hala da yürüyor. Henüz tamamlanmadı. Kosova ile de eş zamanlı olarak bu dönemde bir vize serbestliği gündeme geldi. Başta tabii Avrupa Birliği tüzel kişilik olarak böyle bir anlaşma yapamıyordu ama bunun yolu açıldı. 5 ülke bunu Kosova'yı tanımasa bile buna şu anda bir blokaj getirmiyorlar. Ama Kosova'nın kendi özellikle yolsuzluk ile ilgili sorunlarını gündeme getirerek Avrupa Birliği şu anda vize serbestliği vermedi. Ama burada tabii başka bir düşünce de var. Çok fazla göç var Kosova'dan. Çok fazla göç var.
Çünkü Kosova şu anda normalleşmiş bir devlet durumunda değil, tanınmıyor. Yani pasaportuyla birçok ülkeye gidemiyorsunuz Kosova'nın, vize alamıyorsunuz. Ülkeye de doğru düzgün yatırım gelemiyor bundan dolayı. İş imkanları oldukça kısıtlı. Dışarıdan gelen paralarla ayakta kalan bir ekonomisi var. Yani yurt dışındaki vatandaşları, soydaşları paralar gönderiyor. İş bulmak için de insanlar ülkeyi terk etmeye başladılar. Avrupa Birliği ciddi bir göç beklentisinden dolayı da vize vermiyor diyebiliriz. Yani şu anda vize serbestliği tanımıyor diyebiliriz. Tabii vize serbestliği çalışmayı kapsamıyor. Türkiye ile vize serbestliği sürecinde de sadece turistik vizelere serbestlik tanınıyor ama yani Avrupa'ya kapağı attıktan sonra izni kaybettirmek isteyen insanlar olabilir. Zaten Türkiye'ye de vize serbestliği tanınmamasının en önemli sebebi budur yani. Türkiye'den Avrupa'ya düzensiz göçün istenmemesi ya da öyle bir ihtimal olduğu düşüncesinden dolayı aslında Türkiye'ye vize serbestliği verilmiyor. Tabii ki bir teknik süreçten bahsedilebilir. İşte Kosova'da yargı reformu, yolsuzluklar gibi konulara vurgu yapılıyor. Türkiye'de terörle mücadele konusunda vurgu yapılıyor ama zaten bu kriterler %100 somut kriterler olmadığı için her zaman bir yani gözünüzün üzerinde kaşınız var diyebilir Avrupa Birliği. Burada önemli olan şey vize serbestliğinden çekiniyor şu anda Avrupa Birliği. Gerek Türkiye'den gerek Kosova'dan ama Kosova'ya vize serbestliği Türkiye'den daha önce verilecektir. Yani o konuda da benim bir endişem yok. Ama Avrupa Birliği'ne üyelik konusu Kosova'nın öncelikle uluslararası tanınırlığına bağlı. Yani şu anda herhangi bir ortaklık anlaşması yapılmadı. Bunun süreci başlatıldı ama ortaklık anlaşması henüz yapılmadı. Gelecekte yapılabilir ama burada Belgrad ile yani Sırbistan'ın hükümeti ile Kosova hükümeti yani Priştine arasındaki müzakerelerin nereye gideceğine bağlı Kosova'nın geleceği. Hatta Sırbistan'ın üyeliği bile buna bağlı. Avrupa Birliği Sırbistan'a bunu söyledi. Yani biz sizinle müzakereleri açarız. Reformlar için siz adım atmaya başlayın ama nihai karar, yani üyelik konusundaki nihai karar sizin Priştina ile ilişkileri normalleştirmenize bağlı. Yani bağımsız olarak anlaşırsınız artık ya da anlaşırsınız başka bir şey mi belirlersiniz, çözüm yolu mu belirlersiniz. O size kalmış diyor ama bu konuda da şu anda bir uzlaşma yok. Bu konunun detaylarını isterseniz konuşuruz. Yani hala müzakereler devam ediyor. Bazı teknik konularda da anlaşmalar yapıldı. Şimdi bugün Balkanlardan bahsettiğimiz zaman işte bu coğrafyadan bahsediyoruz. Yani şu gördüğümüz coğrafya üzerine konuşuyoruz çoğunlukla. Neden peki Balkanlar deyince böyle değişken bir coğrafya her zaman siyasi coğrafyadan bahsetmek zorunda kalıyoruz? Sebebi şu. Balkanların kendine özgü tarafı aslında arada kalmışlıktır. Arada kalmış bir bölge. Bir taraftan çok çeşitli bir toplum yapısına sahip. Muazzam. Çünkü bir geçiş bölgesi burası. Artı coğrafyası çok dağlık. Tek bir siyasi sistem kurmanız çok zor. Tek bir homojen kültür oluşmamış dolayısıyla tarih içerisinde burada. Ve hatta Doğu ile Batı'nın sınır bölgesi olmuş. Yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca. Yani Milattan önce 3. asırda Büyük İskender bile seyahatine Balkanlardan başlıyor biliyorsunuz ve doğuya gidiyor, batıya gitmiyor. Ters çünkü şey olarak, jeopolitik olarak ters o bölge. Her zaman doğuya gidiyor ve o zamandan beri zaten bir doğu batı ayrımından söz edebiliriz. İşte Roma İmparatorluğu'nda Doğu Roma, Batı Roma yine onun sınırları Balkanlardan geçer. Daha sonra İslam'ın gelmesiyle birlikte özellikle Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Yine doğu batı ayrımı bu sefer farklı bir düzlemde yine sınırlar Balkanlarda geçer. 3 aşağı 5 yukarı oynar ama yine Balkan bölgesinden geçer. Daha sonra Soğuk Savaş'ta yine aynı şekilde bir doğu batı bloğu yine bu coğrafyadan geçti. 3 aşağı 5 yukarı oynar dediğimiz gibi. Yani zaten o oynamalarla ağırlık noktası değişir. Şu anda da Avrupa ve Doğu. Artık Doğu olarak neyi kastediyoruz? Bugün Doğu olarak öncelikle akla Rusya geliyor ama özellikle 2009'dan yakın bir geçmişe kadar Avrupa Birliği'nde Balkanlar üzerine yapılan jeopolitik tartışmalarda Türkiye'de aynı zamanda bir ekstra kutup olarak düşünülüyordu. Yani Avrupa ve diğerleri diye düşündüğümüzde yine o ayrımın sınırları yine Balkanlar oluyor. Hala işte o arada kalmışlık devam ediyor. 1990'larda Avrupa Birliği'nin beklentisi şuydu. Soğuk Savaş bittikten sonra öncelikle Doğu Avrupa'daki eski komünist ülkeleri, daha sonra da mümkün olduğu kadar işte o Balkanlardaki Doğu bloku ülkelerini Avrupa'nın bir parçası haline getirip artık Balkanların bu
arada kalmışlığını da bitirip işte bu geniş Avrupa coğrafyasını tek bir devletler üstü yapı, yani Avrupa Birliği şemsiyesi altında gerçekleştirmek niyeti vardı 90'larda. 2000'lerden itibaren de bu konuda somut adımlar atmaya başladı Avrupa. Ama hala işte o vizyon gerçekleştirilmiş değil ve şu anda Avrupa Birliği bu vizyonu gerçekleştirebilecek potansiyelini de kaybetmeye başladığı zaman tekrar jeopolitik tartışmalara dönüyoruz. Yani bu sefer Balkanların geleceği ne olacak tartışmalarına giriyoruz. Yani burada tek bir Avrupa Birliği'nin altında tek bir homojen ya da jeopolitikanın olmadığı bir coğrafyadan yine söz edemiyoruz bugün. Biraz sonra bahsedeceğiz. İşte o uluslararası rekabet ya da daha doğrusu global aktörlerin rekabeti tekrar şekillenmeye başladı Balkanlarda. Hatırlayacak olursanız Birinci Dünya Savaşı da Balkanlarda çıktı. Neden? Balkanlar dünyada ele geçirilmesi gereken en önemli toprak olduğu için değil. Hayır. Sinir ucu olduğu için. Geçiş bölgeleri sinir uçlarıdır. Uluslararası siyasetin sinir uçlarıdır. Ve burada da yine iki blok arasındaki rekabet birkaç yerden patlak verebilirdi. Önce Fas üzerinden patlak verebilirdi. Almanya ile İngiltere arasındaki rekabet 1911'de. Oradan bir şekilde kurtardılar, meseleyi çözdüler. Uzak sömürgelerde zaten çok büyük bir savaşın patlaması pek mümkün olmuyor. Yani bir şekilde anlaşıyorlar. Çünkü çok maliyetli bir savaş olur. Bir başka sinir ucu olarak işte Balkanlar ortaya çıktı ve orada bir kıvılcımla Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Arada kalmış bölgelerde homojenite yok dedik. Birincisi. İkincisi, bu homojenitenin olmamasından dolayı farklı global aktörler, farklı uluslararası aktörler birbirlerine müttefik bulabiliyorlar ya da taraftar bulabiliyorlar. Bu şekilde bir vekalet savaşı yürütme şansları olabiliyor. Tabii dünyadaki her çatışmayı, her olayı yalnızca büyük güçler arasındaki çatışmalar olarak okumamamız lazım. Büyük güçler orada vardırlar ama orada sahada bulunan aktörler de kendi mücadelelerini yapar. Yani onları tamamen edilgen bir kukla olarak görmeyelim. Dünyanın her bölgesi için geçerli, her savaş için. Hatta devlet dışı aktörler için de bunu düşünebiliriz. Ha, belirleyici olan belki yine global güçler, yine küresel güçler oluyor ama bilfiil savaşı yapan, mücadeleyi yapan, rekabeti gerçekleştiren aktörler de sahadaki aktörler oluyorlar. Balkanlar Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı'da daha önce siz de derslerde işlemişsiniz. 15. asırdan 19. asra kadar uluslararası global rekabetlerden, kutuplaşmalardan uzak bir coğrafya olarak yaşadı. Yine sınır buradan geçti belki. Katolikler vardı, Ortodokslar vardı ama Osmanlı'nın o dönemdeki rekabeti Habsburglaydı. Belki sadece Katolikler üzerine nüfus kurma, yani bugünkü Slovenya, bugünkü Macaristan, bugünkü Hırvatistan üzerinden bir çatışma ortamı söz konusuydu. Ama daha sonra Rusya'nın bir uluslararası politik oyuncusu haline gelmesi, özellikle 18. asrın ikinci yarısına itibaren ve yavaş yavaş güneye doğru kaymasıyla beraber, Osmanlı'nın da yine Avusturya karşısında toprak kaybetmesiyle beraber bu sefer tam anlamıyla bir üçlü rekabet, üçgen içerisine girdi Balkanlar. Ve yine bir sinir ucu olarak uluslararası rekabetin düğümlendiği bir nokta haline geldi. Niye? Çünkü sınırlar içerisinde, Osmanlı sınırları içerisinde siz bir üst şemsiyeli, üst yapıyla oradaki farklılıkları idare edebilirsiniz. Ama diğer aktörler buraya nüfuz etmeye başladıkları zaman onların kendi rekabetleri buraya da yansır. Tabandaki aktörler, yani sahadaki aktörler de kendi aralarındaki rekabeti finanse etmek için ya da sponsor arayışı da olarak, yani o rekabette güç kazanabilmek için onlar da büyük güçlere başvururlar, müracaat ederler. Yani burada bir simbiyotik, iki tarafında memnun olduğu ilişki düzlemi kurulur. Bugün de böyle bir durum söz konusu. Şimdi birazdan yeniden 90'lardan itibaren şöyle alırız, genel çerçeve veriyorum. Benim stilim budur genellikle. Önceden birçok şeyi ortaya atıp sonra bunları daha derli toplu anlatırım. Ama burada şu anda iki tane ana jeopolitik aktör arasında bir rekabet olduğu tartışılıyor son 4-5 senedir özellikle. Bunlardan bir tanesi Avrupa Atlantik bloğu. İşte bütün buraları tamamen kendine entegre edip işin jeopolitik rekabet boyutunu çözüp burayı uzun süreli istikrar alanı haline getirmeyi düşünüyordu Avrupa Birliği. Ama bu vizyonu gerçekleşmediği sürece de dediğimiz gibi dışarıdan kendine müttefik bulan aktörler olabiliyor. İşte Rusya şu anda
bir güçlü uluslararası aktör olarak gittikçe bölgedeki bağlantılarını kuvvetlendiriyor. Bir dönemde Türkiye bunu yapıyordu. Hala aslında Türkiye'nin bölgede çok kuvvetli çevrelerle, yani birçok çevreyle kuvvetli ilişkileri var ama yani siyaseten bir dönüştürücü ya da düzen bozucu bir faaliyeti olmadı. Bilakis Türkiye yine orada istikrarın mümkün olduğu kadar korunmasından yana hareket ediyor. O yüzden Balkanlar'da şu anda en çok tartışılan bölgenin bu bölgenin olmasının sebebi henüz buraların Avrupa Birliği'ne girememiş olmasıdır. Henüz bu bölgede nasıl bir gelecek, siyasi gelecek, ekonomik gelecek olacağına dair net bir projenin mevcut olmamasıdır. Ve dolayısıyla bu bölgenin kendi içindeki meselelerde çok da yani jeopolitik anlamda, stratejik anlamda riskli olaylar haline geliyor. Yani her bölgede lokal tartışmalar vardır, kimlik tartışmaları vardır. Ülkelerin içinde de vardır. Kimlik tartışması, ekonomik rekabet, çıkar rekabeti bunlar vardır. Balkanlarda da var. Geçmişte zaten birçok tartışmanın, çatışmanın olduğu bir bölge olduğu için hala bunun uzantıları da devam ediyor. Tarihsel düşünce hala burada da var. Yani kimliği şekillendiren önemli bir faktör tarihsel düşünmedir burada. Yani altın çağlarını herkes hatırlar. Geçmişinde önemli kahramanlar vardır. Hep onları vurgularlar. Ve öteki olarak da orada kim varsa artık öteki ondan bahsederler. Freud'un bir şeyidir bu, teorisidir. Özellikle lokal bölgelerde köyler arasında olabilir mesela, aşiretler arasında olabilir. Ya da Balkanlardaki farklı etnik gruplardan da söz edebiliriz. Yani küçük gruplar da olsa bunlar kendi kimliklerini oluştururken en ufak farklılıklara bile çok fazla atıf yaparlar, çok fazla önem verirler. Yani o kimliğin oluşmasında bunun rolü çok büyüktür. Balkanlarda bunu görüyoruz. Ama bu Balkanlardaki insanların psikolojik olarak diğer insanlardan farklı olduğu anlamına gelmez. Burada yaşanan kendi lokal sorunları Balkanların neden bugün çok fazla tartışılıyor? Yani neden mesela Makedonya'nın Yunanistan'la isim sorunu önemli bir risk faktörü halinde? Ya da neden Bosna Hersek'teki Dayton Anlaşması'nın işlerliğinin olmaması önemli bir risk faktörü olarak görülüyor? Ya da Kuzey Kosova meselesi neden önemli bir risk faktörü? Çünkü burada bir sinir ucu olduğu zaman dediğimiz gibi bütün global rekabet de oraya yoğunlaşabilir. Oradaki aktörler de kendilerine güç kazandırmak için global aktörlerle ittifak kurabilirler. Yani bütün bu lokal, bölgesel rekabetlerin ve tartışmaların bir domino etkisiyle çok büyük neticeler vermesi ihtimali var. Balkan Savaşı da öyleydi. Balkan Savaşı'nda, Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'na dünyayı götüren bir zincirleme etkileşim başlattı. Sırbistan kendini çok güçlü görmeye başladı. Sırp çeteleri Avusturya veliahtını öldürdü ve bunun üzerine bir girdaba girildi uluslararası politikada. Böylece yani Balkanların toplumsal farklılıkları, çeşitliliği neden bir risk faktörüdür? Kendi başına değil. İşte jeopolitik konum artı global rekabetler ateşi yükseldiği zaman, güçlendiği zaman, kuvvetlendiği zaman otomatikman bu tür arada kalmış bölgelere yansıyorlar. Tabii Soğuk Savaş bittiği zaman Doğu bloku çökmüştü. Burada liberal demokratik blok dünyada kendini muzaffer ilan etti. Biz kazandık. Hatta işte Francis Fukuyama'nın yazdığı kitapta artık tarih bitti. Tarihin sonu geldi ifadesi vardır. Neden? Çünkü artık bundan sonra tarih hep savaşlarla yazılmıştır. İnsanlık tarihi, siyasi tarih. Bundan sonra böyle majör bir savaş oluşmayacak. Bundan sonra ülkeler, ekonomiler birbirlerine entegre olacaklar diye düşünüyordu Fukuyama. Yani liberal demokrasiyi artık tersine çevirecek bir dalga gelemez diye düşünüyordu. Bu bakış açısıyla Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş kendi alanını genişletmeye başladı. Bu ekonomik entegrasyon yoluyla da oldu. Ayrıca siyasi ilişki kurmak ve birazdan söyleyeceğim savaşlara ya da çatışmalara müdahale, yani dışarıdan müdahale yoluyla da oldu. Orta Avrupa, yani yine Doğu blokunda olan Orta Avrupa ülkeleri, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, bu gibi ülkeler çok daha hızlı bir şekilde Batı dünyasına entegre oldular. Neden? Coğrafi yakınlıkları var. Bir, ikincisi bir
bu toplumlarda bir entelektüel kesim zaten Batı'yla kuvvetli ilişkileri olan kişilerden oluşuyordu. Yani Londra'da yaşayan çok Polonyalı vardı, Almanya'da yaşayan çok Polonyalı vardı. Ya da onlarla etkileşim halinde olan entelektüeller vardı ve dolayısıyla liberalleşme ve demokratikleşmeyi Orta Avrupa daha hızlı ilerletti. Ha, bunlar tersine çevrilmeyecek süreçler mi? Hayır, her süreç tersine çevrilebilir. Bugün Polonya'da liberal demokrasiden uzak bir yönetim söz konusu. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde zaten aşırı sağ akımların, xenofobyanın, İslamofobyanın güçlenmesi de yine Batı Avrupa'da dahi bu süreçlerin tersine çevrilebileceğini bize gösteriyor. Orta Avrupa daha hızlı bir şekilde liberal demokrasiyi benimsemeye başladı dedik. Balkanlarda neden bu hemen olmadı? Çünkü buralarda birincisi böyle bir entelektüel tabaka yoktu ya da çok kısıtlıydı bir. İkincisi Bulgaristan ve Romanya'da başta olan partiler neredeyse sadece isim değiştirdiler ve imaj değiştirdiler. Onun dışında kadroları aynı kaldı. Arnavutluk'ta yine eski Komünist Parti geleneğinden gelen bir parti yoluna devam etti. Bir de buna karşı Amerika'nın desteğiyle bir Demokratik Parti kuruldu. Ama aslında buradaki siyaset kültürü, yani patronaj ilişkileri ve yolsuzluk ile siyasetin çok iç içe olması kemikleşmiş bir kültürdü. Yani bunu değiştirmek kolay değildi. Siyaset böyle yapılır. Bir de orada tamamıyla kuzeylilik, güneylilik, kimlik bağlarıyla siyaset iç içeydi. Yani siyasette önemli bir dönüşüm gerçekleşmedi. Hala da yani mesela bir hukuk reformu konusunda yıllardır önemli tartışmalar yaşanıyor. Yani realite ile ideal arasında büyük bir kopukluk var. O da Enver Hoca döneminin bir ürünüdür diyebiliriz aslında. Dünyadan çok koparttı Arnavutluğu. Tamamen bambaşka bir rejim kurdu orada. Geriye kalan ülkelerde ise eski Yugoslavya parçalandı. 1991'de, 92'de parçalandı. Bunların Batı Avrupa'ya kültürel ve coğrafi olarak aynı zamanda ekonomik bağlar açısından yakın olan Slovenya ve Hırvatistan zaten hızlıca bağımsızlığını ilan etti. Bu bağımsızlıklar tanındı. Yani şu anda görüyoruz Slovenya şurasıdır, şu ülkedir. Bugün Slovenya'ya sorsanız evet dilleri Güney Slav dilidir ama yani çok fazla şeylerle konuşmazlar, anlaşmazlar da çok fazla Orta Avrupa dilinden de etkilenmişlerdir. Diğer Yugoslavlarla iletişimlerinde dahi sorun vardır ki eski Batı Balkan konularından ziyade Orta Avrupa jeopolitikasına bugün daha fazla ilgi duymaktadır ve oranın siyasi kümeleşmeleri ya da gruplaşmalarıyla ortak hareket etmelikleridir Slovenya. Yani eskiden bir Balkan ülkesi olarak gördüğümüz bir coğrafya şu anda aslında kendini Balkan ülkesi olarak tanımlamıyor. Hırvatistan'a gelecek olursak, Hırvatistan bağımsızlığını ilan etti ama eski Yugoslavya'dan Slovenya kadar çabuk kopamadı. Sebebi de Hırvatların sadece Hırvatistan'da yaşamıyor olmasıydı. En önemli sebep o. Şimdi ülkeler bağımsızlığını ilan ederken merkezde bulunan, Yugoslavya'nın merkezinde bulunan, Belgrad merkezli olan Sırbistan'da şu düşünce, şu endişe ortaya çıktı. Oranın yöneticileri zaten yıllardan beri, Tito'dan beri Sırplar, genellikle Sırplar tarafından oluşturuluyordu yönetici kesim. Ordu keza öyle. Yugoslavya parçalanırken o dönemde yönetimde olan Milošević hükümeti Sırpların yaşadığı her toprağın Sırbistan'da olması gerektiğini düşündü. Düşüncesi buydu. Yani Sırp yaşıyorsa başka bir ülke olarak bizden ayrılmamalıdır. Ha, sınırlar neye göre belirlendi bu dönemde ayrışmada, bağımsızlıkta diye soracak olursanız, Yugoslavya zaten federal bir devletti. Federal devlette her bir cumhuriyetin, her bir alt cumhuriyetin kendi sınırları zaten vardı. Ve onlar anayasaya göre zaten referandumla bağımsızlık hakkı tanınmış bölgelerdi. Dolayısıyla referandum yaptılar, bağımsız oldular ama o sınırlarla. Ama Yugoslavya aynı zamanda bir devletti. Federal olmakla birlikte bir devletti ve burada bir Sırp bugünkü Hırvatistan topraklarında, bir Hırvat bugünkü Bosna Hersek topraklarında yaşayabiliyordu. Arnavutlar keza birçok farklı yerde yaşayabiliyorlardı. İşte o zaman etnik haritalarla siyasi haritalar arasında bir
kopukluk oldu. Ve nasıl bir kopukluk oldu ben size göstereyim. Şurada bir harita vardı. Evet. 1981 yılında Yugoslavya haritası bu. 1981. Yani 1991-92'de Soğuk Savaş bitti ve bağımsızlıklar kazanıldı dedik. Bundan 10 sene önce çizilmiş bir harita. Bütün Yugoslavya'yı görüyoruz burada. Şurası Slovenya. Zaten kendi içerisinde vilayetlerinde dahi, ilçelerinde dahi Sloven çoğunluğu var. Renkler çoğunluğu gösteriyor. Sadece onlar yaşıyor değil. Yani orada da Hırvat yaşıyor, başkaları yaşıyor ama çoğunluk olarak 1981'de Slovenya'da zaten Slovenler yaşıyor. Başka daha homojen, nispeten homojen olan yerler. Mesela Sırbistan'ın ana bölgesi yani merkezi bölgesi. İki özel kısmı burası Kosova'dır görüyorsunuz. Yukarısı da Vojvodina'dır. Bugün hala Sırbistan haritası şöyledir. Kosova tabii hariç. Vojvodina çok kültürlü bir yer. O yüzden zaten özellik statüsü vardı. Bugün de öyle. Yani Sırplar %60 civarındadır ama Macarlar vardır ve 20 küsür farklı etnik grup yaşamaktadır. Sırbistan'ın altında özel bir bölge olan o dönemde Kosova'ya bakalım. Kahverengiyle gösterilen etnik grup Arnavutlar. Arnavutlar çoğunlukta yaşıyorlar. Ama bölge Sırbistan'ın altında bir özerk bölge olarak yapılandırılmış. Hatta Milošević onu da geri de aldı yani. Özerk bölge olmasını geri de aldı kendi döneminde. Ayrılmasın burası diye. Çünkü burası Sırplar için tarihsel öneme sahip bir bölgedir. Sırp kilisesinin kurulduğu bölgeler buralardır. O yüzden evet, eski Sırp krallığının merkezi buralardır. Kesinlikle bu bölgeyi Sırbistan'dan ayrı düşünmez Sırp milliyetçileri. O yüzden Yugoslavya döneminde de Sırbistan'ın altında bir yönetimdi. Bugün de hala kağıt üzerinde olmakla beraber Sırp milliyetçileri asla diyorlar Kosova Sırbistan'dan ayrı düşünülemez. Karadağ'a bakacak olursak, Karadağ enteresan. Bugün Karadağ'da Karadağlı adı altında bir etnik kimlik vardır. Ama 1981'de öyle bir şey görmüyoruz. En azından bu haritada görmüyoruz. Normalde aslında belki fiziksel özellikler bakımından Karadağ'da yaşayan Slavlar biraz daha farklıdır. Daha uzun boyludur belki işte. Biraz daha öyle derler. Daha tembeldir derler de artık o ayrı bir olay. O kadarını bilmiyoruz. Genelde zaten Akdeniz insanlarında bir tembellik vardır yani. Belki o yüzden de öyle. Ama Slav Ortodoks netice itibariyle yani orada yaşayan insanlar 1981'de yine Slav Ortodoks. Zaten o yüzden Yugoslavya'dan bağımsızlıklar kazanıldığı zaman Sırbistan ve Karadağ bir arada kaldı. Yani Yugoslavya Federasyonu adı altında daha sonra adı değişti Sırbistan Karadağ oldu. En sonunda da 2006'da Karadağ referandum yaptı bağımsızlığını ilan etti ama etnik bakımdan aslında çok büyük farklar yok. Orada 1996'dan itibaren özellikle siyaseten başa gelen hükümetler dediler ki biz Milošević yönetimini istemiyoruz, çok savaşçı, biz Avrupa tarafına gideceğiz. O şekilde bir ayrışma başladı. Sonra Karadağlık kimliği oluşturuldu. Karadağ Kilisesi kuruldu. Hiç öyle bir şey normalde yoktu. Yani tarihsel olarak belki bir şeyler buluyorlar ama iz olarak. Yani bugün Karadağ'da Karadağ Kilisesi nerede deseniz birçok insan tarif dahi edemiyor yani yolunu öyle bir yer. Yani sonradan oluşturulmuş bir kimlik. Benzer bir durum Makedonya'da da var. Birazdan ondan bahsedeceğim. Etnik yapı olarak görüyorsunuz Karadağ ile Sırbistan arasında o dönem için en azından çok büyük bir farklılık yok. Ama bakın yine orada Arnavutlar yaşıyor. Yine Karadağ bölgesinde görüyorsunuz şu açık renkli olanlar Müslümanlar. O dönemde Müslümanlar diye geçiyor. Bugün artık biz Boşnaklar diyoruz. Çünkü özellikle 1992-95 arasındaki savaşta bir dini kimliğin ötesinde bir milli kimlik kazandı Boşnaklar. Bugün Sancak bölgesidir burası. Sancak dediğimiz geniş bölge. İki ayrı ülke arasında paylaşılmış durumda görüyorsunuz. O dönemde de Karadağ sınırlarında olan kısmı var. Esas bölgenin önemli şehirleri Sırbistan sınırlarındadır. O zaman da görüyorsunuz sınırlar ayrıştığı halde mesela orada hem Sancak kendi içerisinde ikiye ayrılıyor hem Sırbistan'ın ve Karadağ'ın altında Müslüman Slavlar yani bugünkü tabirle Boşnaklar yaşıyor. Bosna Hersek'e geleceğiz ama önce şeye bakalım, Makedonya'ya bakalım. Makedonya'da şu morla gösterilen kesim Makedonyalılar. Adı Makedonyalılar ama Makedonya ya da bugün Makedonlar diyoruz. Makedonyalı Slavlar kısacası ama Makedonyalı Slavlar dediğimiz zaman aslında coğrafi bir terimden bahsediyoruz. Makedonya coğrafi bir terimdir. Tarihte Kapadokya gibi bir şey düşünün yani. Ve sadece bu bölgede değildir. Çok daha geniş bir bölgedir.
Bugün Makedonya Cumhuriyeti sadece şu bölge ama Ege Denizi'ne kadar giden çok daha geniş bir coğrafyadır Makedonya. ve Yunanistan'da halen öyle isimlendiren bölge var. Aynen. Orada isim problemi yaşanıyor. Evet evet. Yani şey gibi de düşünebilirsiniz benzer olarak. İran'da Kürdistan diye eyalet vardır. Kuzey Irak'ta Kürdistan yönetimi vardır. Otonomus yönetimi, özerk yönetimi. Onun gibi düşünün. Makedonya'nın ismi geniş bir coğrafi bölgeyi ifade ediyordu tarihte dedik. Yunanistan'ın içerisinde bugünkü Makedonya'ya yakın sınırları içeren bir bölge eyalet olarak Makedonya ismindedir. Hatta şöyle söyleyeyim size. Osmanlı'da da Makedonya adı altında uluslararası literatürde tanımlanan bölge, tabii Üsküp vilayeti var bunun içerisinde, Selanik ve çevresi var ama esas Makedonya'nın merkezi dediğimiz yer Selanik idi. Yani o kadar geniş bir coğrafya aslında. Ve heterojen bir coğrafyadır burası. Yani buradaki mesela Slavlık da tam kimlik olarak Sırbistan'daki Slavlar gibi değildir ya da Hırvatlar gibi değildir. Birçok çevre bölgeden kültürel olarak etkilenmişlerdir. Dil bakımından mesela Bulgarca'dan etkilenmişlerdir. Kültür olarak yine farklıdırlar. O yüzden burada yaşayan Slavları Sırp olarak Yugoslavya düşünmüyordu. Ha, bugün Sırp milliyetçilerine, radikallere, özellikle radikallere sorsanız hepsi bunların Sırp. Ama işte öyle değil. Yani burada ayrı bir kültür var. Ayrı bir Slav kültürü var. O yüzden Makedonlar olarak isimlendiriliyor bunlar. Ama burada da çok ciddi Arnavut nüfus var. Türk nüfus da var. %4 civarında bugün Türk nüfus var işte. Emin de onlardan biri. Makedonya diğer birçok ülkeye göre görüyorsunuz daha Makedonlar çoğunlukta gibi görülüyor ama aslında bu haritada ilçe olarak çoğunlukta ya da il olarak çoğunlukta olanı görüyoruz. Ama bazen %60'a %40 da olabiliyor bu. Yani siz orada mor gördüğünüz yerde yine çok ciddi bir Arnavut nüfus olabiliyor. O yüzden bu harita yanıltıcı olmasın. Hatta birazdan göstereceğim. Daha güncel bir etnik harita var Makedonya'nın. Onu bulabilirsen birazdan göstereyim. Orada daha net görürsünüz. Etnik çeşitlilik Makedonya'da Bosna Hersek'i çok fazla aratmaz. Ha, belli yerlerde kümelenir Makedonlar, Arnavutlar ve Hırvatistan'a gelecek olursak, bakın 1981'de Hırvatistan'ın etnik durumuna bakın. Açık kahverengi olanlar Hırvatlar, Katolik, en önemli belirleyici tarafları Katolik olmalarıdır ama ciddi Sırp nüfus var aynı zamanda burada yaşayan. Bosna Hersek tam bir, etnik bakımdan tam bir mozaik. Tam bir mozaik, görüyorsunuz şurayı. Sırplar var, Hırvatlar var ama çok yoğun bir Müslüman toplum var. Çok yoğun. Müslümanların yoğunlaştığı birkaç coğrafyadan bir tanesi buydu Yugoslavya'da. Slovenya ayrıldı. Makedonya ayrıldı ama Makedonya'nın ayrılması uluslararası toplum tarafından desteklendi. Ve orada bir çatışma engellendi. 2000'lerin başına kadar engellendi. 2000'lerin başında ufak bir çatışma oldu. Yine uluslararası toplum kolayca müdahale edebildi oraya. Çünkü çok hızlı radikalize olamadı o bölge. Ve hemen de oraya bir taarruz başlatmadı Yugoslavya hükümeti. Ama ne oldu? Dedik ya Sırpların yaşadığı her yer Yugoslavya'da kalmalıdır diyordu Milošević yönetimi. O zaman Bosna Hersek ve Hırvatistan üzerinde Sırpların yaşadığı bölgelere doğrudan taarruz başladı Yugoslav ordusu tarafından. Buralarda da Hırvatlar ve Boşnaklar kendi aralarında ordularını kurdular. Tabii Hırvatistan ayrı bir devlet olarak örgütleniyordu o zaman. Dışarıdan da destek buldu. Özellikle Batı Avrupa'dan. Müslümanlar kendi başlarına kaldılar. Çünkü henüz Boşnak devleti ya da Müslüman devleti diye bir devlet tanınmamıştı. Ama onlar da kendi topraklarını vermemek için mücadele ettiler. Büyük trajediler de yaşandı biliyorsunuz. İşte burada yeni dünya düzeninin belki en önemli savaşlarından biri yaşandı. 1990'ların 92-95 arasında soykırımlar yaşandı. Ve neticede bir yeni devlet yapısı oluştu Bosna Hersek'te. Çok problemli bir devlet yapısıdır. Hırvatistan bağımsız devlet olarak hala var. Sırbistan var ama o dönemde bir de 99'da Kosova'ya taarruz ederek Kosova'da bir savaş
çıkmasına sebep oldu Yugoslavya hükümeti. Orada yine uluslararası müdahaleyle savaş durduruldu. Uluslararası yönetim kuruldu. Ve 2000 yılına gelince Miloševiç'i devirdiler. Artık Sırplar sokaklara çıktılar. Yine biraz batıdan da destek alarak Miloševiç'i devirdiler. Liberal ve Avrupa'ya oriente, Avrupa'ya yönelmiş yeni bir hükümet kuruldu. Ama ne zamana kadar? Kosova bağımsızlığını ilan edinceye kadar bu hükümet devam etti. Daha sonra milliyetçilerle liberaller ayrıştılar. Bugün milliyetçi bir hükümet vardır. Farklı bir damardan gelir gerçi o parti. Çok detaya girmeyelim ama milliyetçi bir hükümet vardır ama hala Sırbistan'da hükümetlerin ana vizyonu, söyledikleri ana dış politika vizyonu Avrupa Birliği'ne entegrasyondur. Avrupa Birliği üyeliği. Yani 2000'de Miloševiç'in devrilmesinden bu yana Sırbistan'da başa gelen hükümetler hep bunu benimsediler. Yani milliyetçi gelenekten gelen bir başbakan var bugün orada. Çok kuvvetli bir figür, siyasi figür. Rusya ile ilişkileri fena değil yine ama hala bir numaralı dış politika yönelimi Avrupa Birliği. Rusya ile de daha farklı türden ilişkiler kuruyor. Yani kendisi kurmuyor ama başka siyasetçiler üzerinden veya başka kanallar üzerinden o bağlar kuruluyor. Soğuk Savaş sonrasında Yugoslavya'da bu şekilde şekillendi. Belki biraz daha detaya gireriz. Arnavutluk'ta ne oldu? Kısaca ondan da bahsedelim. Arnavutluk'ta dediğimiz gibi yeni bir demokratik parti kuruldu. Ama siyasi rekabet iki büyük parti üzerine hala devam etti. Ve reform çok yavaş yürüdü Arnavutluk'ta. Hem siyasi rekabetten dolayı hem de reform için iki tarafta, iki büyük parti de büyük motivasyona sahip değiller. Yani siyaset böyle gelmiş, böyle gider şeklinde herkes o siyasi kültürü devam ettiriyor. Bu durumda ne oldu? Avrupa Birliği 2000 yılında dedi ki, biz vizyon olarak bütün bu Balkanları Avrupa Birliği altına birleştireceğiz. Biraz önce söylemiştik. Hatta bu bölgeyi artık Balkan olarak değil, Güneydoğu Avrupa olarak isimlendirmeye başladı Balkan. Çünkü burası da artık Avrupa'nın bir parçasıdır dedi Avrupa Birliği. Amerika'da bu savaşlara dışarıdan müdahale etmiş esas güç, yani Birleşmiş Milletleri esas yöneten ve sürükleyen güç olan Amerika, Kosova'da, Bosna Hersek'te, bir dönemde Makedonya'da uluslararası barış gücü ve bazı yerlerde vesayet organları kurduktan sonra oralardaki barış, istikrar ve uzun vadeli Batı ile entegrasyon projesini Avrupa Birliği'ne devretti. Yavaş yavaş çekildi. Ha, tamamen çekildi mi? Hayır. Ama siyaseten Amerika kendi ilgisini, kendi odak noktasını başka yerlere kaydırdı. Yani 11 Eylül'den sonra zaten artık Amerika'da Balkanlar önemli bir gündem konusu olmaktan çıktı. Afganistan üzerine ya da Orta Doğu konuları üzerine yoğunlaştı Amerika. Buradaki mesuliyeti de yani bu Balkanlarda çatışmaların önlenmesi, ekonomik gelişmenin sağlanması ve bölgede liberal demokratik düzenlerin kurulması projesini de Avrupa Birliği'ne devretmiş oldu. 2003 yılında Selanik Zirvesi Avrupa Birliği'nde şu açıklandı. Bütün bu ülkeler gelecekte Avrupa Birliği'nin bir parçası olacaktır. Tamam. 2004'te zaten biliyorsunuz büyük genişleme, Big Bang genişlemesi, 10 tane yeni üye alındı Avrupa Birliği'ne. Bunların içerisinde Slovenya da vardı ama bu saydığımız ülkeler henüz yoktu. Ve daha sonra bu entegrasyon süreci hem üyelik müzakerelerinin altyapısının oluşturulması üzerinden devam etti. Bir taraftan bütün bu bölgelerle serbest ticaret anlaşması yaptı Avrupa Birliği. Hala devam etmektedir. SEFTA adı altında. Bizim Gümrük Birliği gibi düşünün. Daha da hatta genişi bu. Daha geniş kapsamlı. 2000'lerin ortalarında bütün bu ülkeler SEFTA'ya üye oldular. Yani gümrüksüz ticaret yapmaya başladılar Avrupa Birliği ile. Vize serbestliği konusu bütün bu ülkelerle gündeme geldi. O süreçler başlatıldı ve 2009-2010'da bu ülkelerle bitirildi. Kosova hariç tabii. Kosova özel durumu var. Ama 2000'lerin ikinci yarısında bu proje aksamaya başladı. Bakın 2000'lerden itibaren jeopolitika değil Avrupalılaşma konuşuluyordu Balkanlarda. Jeopolitika bitmişti. Çünkü jeopolitika dediğimiz zaman uluslararası güçler arasındaki kutuplar arasındaki rekabet akla gelir. Burada ise Rusya zaten 1990'larda uluslararası rekabetten tamamen çekilmişti. 2000'li yıllarda Putin'in gelmesiyle beraber belki fikren yeniden bir
uluslararası küresel güç olmak hedefindeydi ama bunun için de hemen harekete geçemezdi Rusya. O yüzden öncelikle Rusya'nın düşündüğü, birazdan Rusya'ya daha detaylı bakacağız ama kendi yakın çevresiydi. Kendi odaklandığı bölgeler yakın çevresi. Yani Orta Asya, Karadeniz, Kafkasya. Balkanlar uzak çevre olarak adlandırılıyordu Rusya için. O yüzden oranın NATO'ya girme süreçlerine çok fazla müdahale etmedi. Bugün daha fazla müdahildir. Hatta Sırbistan'ın Karadağ'ın NATO'ya üyeliğine tamamen karşıdır Rusya. Avrupa Birliği'ne üyeliğe ise hiç karşı çıkmadı. Bugün bile Rusya söylemsel olarak en azından şunu diyor. Olabilir. Yani bütün bu ülkeler Avrupa Birliği'ne üye olabilir. Tabii bu Rusya için ayrıca getirisi de var. Niye? Kendine müzahir birçok topluluk ya da siyasi çevre Avrupa Birliği içerisinde olacak. Oranın karar mekanizmalarına, uygulama mekanizmalarına girmiş olacak. O güzel bir şey Rusya için. O yüzden Avrupa Birliği konusunda söylemsel olarak en azından hiç itiraz etmiyor. NATO konusunda itirazları var. Ama 2000'li yıllarda, 2000'li yılların özellikle ilk yarısında Rusya çok fazla bu bölgeye karışmadı. Karışmadı derken tabii geleneksel olarak, tarihsel olarak bağları olan topluluklarla hala kültürel, özellikle kültürel ilişkileri devam ediyordu ve enerji üzerinden ilişkiler devam ediyordu. Ama siyaseten Rusya Balkanlarda oyun değiştirici bir hamleye girmedi. Rusya zamanını bekledi biraz. Kendinin güçlenmesini bekledi. Kendi birincil önceliği olan bölgelere yoğunlaştı ama 2000'lerin ikinci yarısında çok önemli gelişmeler oldu. Avrupa Birliği'nin bir kere bu vizyonunu etkileyen gelişmeler ve Balkanları da yine olumsuz etkileyen gelişmeler. Bir tanesi ve en önemlisi hala etkileri devam ediyor. Ekonomik krizdir. Ekonomik kriz. 2007-2008 yılında global ekonomik kriz bir kere Avrupa Birliği ülkelerini vurdu. Özellikle Güney Avrupa'yı. Yunanistan hala muazzam borç batağındadır. Çıkamamıştır biliyorsunuz. Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde İtalya'sı, Portekiz'i, İspanya'sı bunlar da etkilendiler. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri ise bunlara borç vermek niyetinde olmadı. Yani bir ortak ideal, ortak gelecek, ortak benlik vurgusu burada ciddi yara aldı Avrupa Birliği'nin. Nasıl bir ortak benlik var ki? Yani bir taraf sefalet içerisinde daha fazla kredi alıyor. Krediyi Alman Bankası'ndan alıyor. Daha fazla borçlanıyor. Ve kriz döneminde Balkanlar da çok fakirleşti. Neden? Çünkü bir numaralı ticaret partneri Avrupa Birliği ülkeleriydi. En önemli yatırım gelen ülkeler yine Avrupa ülkeleriydi Balkanlara. Rusya'da değil, Türkiye'de değil, Çin'de değil, başkaları da değil. Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan neresiyse eski ekonomik ilişkilerin bulunduğu güçler, ekonomik güçler buralara yatırımlar yapıyorlardı. Hala yatırımları da bunların vardı daha çok. Mesela Almanya'nın çok yatırımı vardır. Bosna'da Avusturya yatırımları vardır. İsviçre yatırımları vardır. Avrupa'dan gelecek yatırımlar da bu durumda azalmaya başladı krizden dolayı. Balkanlarda zaten altyapı problemleri var. Doğru düzgün yol yok. Doğru düzgün demir yolu ağı yok. Doğru düzgün liman yok. Ülkeler arasında doğru düzgün ilişki de, ticari ilişki de yok. Yani şöyle yok. Tabii eski Yugoslavya içerisinde var ama mesela Arnavutluk ile Sırbistan arasında ticari ilişkiler çok minimaldi. Hala da bu boyut çok ilerlemiş değildir. İşte son yıllarda iki ülke liderleri bir araya geliyorlar. Daha fazla bölgesel işbirliği falan. Çünkü burada tek başına hiçbir ülke, bu saydığımız ülkelerden hiçbiri kendi başına ayağa kalkıp ekonomisini güçlendirecek potansiyele sahip değil. Yani belki hani Sırbistan nüfus olarak 7-7,5 milyon nüfusu var ama ya ülkede altyapı ağı için yine dışarıdan para lazım. Parasız olmaz. Yani otoyolları yine en iyi yapmış ülkelerden bir tanesi de Sırbistan ama bugün Sırbistan'ın çok ciddi fakirlik çeken bölgeleri de vardır. Yani güney özellikle. Bir tanesi Sancak'tır, diğeri Preşevo bölgesidir. Yani Sırbistan belki oraları bilerek bile geliştirmemiş olabilir diye komplo teorileri geliştiriyoruz. Neden? Çünkü gerçekten fakir bölgeler. Bu sefer başka yerlerden yatırım çekmeye çalışıyor bu sefer bu bölgeler. Türkiye'ye özellikle. Bu konuda taleplerini ortaya koyuyorlar. Bölgede özellikle altyapı sorunları ve dışarıdan yatırım gelebilmesi için, daha fazla yatırım çekebilmek için hukuki altyapı sorunları mevcuttu. Hala da mevcut.
Yani 2008 krizinden önce bile zaten buraya gelen yatırımlar hukuki güvence, özelleştirme konusunda, rekabet konusunda kanunların yeterince oturulmaması gibi sebeplerden dolayı zaten sınırlıydı. Zaten klientelist ilişkiler üzerinden gidiyordu. Yani işte bir siyasi liderle anlaşıyorsunuz filan, ondan güvence alıyorsunuz. Bu şekilde ya da bazen rüşvetle iş yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Durumlar söz konusu. Zaten dış yatırımların dolayısıyla çok yoğun geldiği bir bölge değildi. Bir de üzerine kriz gelince bölgede de çok ciddi fakirlik ve işsizlik başladı. Bugün dahi bölgedeki işsizlik oranı yaklaşık %40'tır. Genç işsizliği bazı bölgelerde %70'e kadar çıkar. Teşekkür ederim. Genç işsizliği. Bir taraftan Avrupa Birliği ülkelerinin kendi derdine düşmesi söyledik. Diğer taraftan bu bölgenin fakirleşmesi Avrupa Birliği'nde genişleme konusundaki motivasyonları kırdı. Avrupa Birliği ülkeleri şunu demeye başladı. Ya niye alalım biz bu ülkeleri yani? Zaten fakirler. Zaten burada hala rüşvet var, hala yolsuzluk var, hala mafya var. Çünkü tamamen burada işler, devletler yok. Yani en az iki tane devletten bahsedelim. Bir tanesi Bosna Hersek. Karmaşık bir bürokratik yapıya sahiptir, idari yapıya sahiptir. İşler yürümüyor. Kosova'da henüz tanınırlık yok. Kurumsallaşmayı tamamıyla dış aktörler sürüklüyorlar. Kurumsallaşmayı içselleştirmiş durumda değil zaten toplum henüz. Orada da dolayısıyla bu saydığımız durumlar söz konusu. Diğer ülkelerde de söz konusu. Arnavutluk'ta da aynı şekilde, Makedonya'da. Bütün bu sorunların olduğu ülkeleri biz neden Avrupa Birliği'ne alalım düşüncesi güçlenmeye başladı. Onun için de 2007'de biliyorsunuz Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği'ne üye oldu. Daha sonraki yeni üyelik 2013'e kadar bekledi. 2013'e kadar yeni üye almadı Avrupa Birliği. Onu da iterek ite kaka aldılar Hırvatistan'ı. Hırvatistan'ın da aslında bütün bu saydığımız konularda organize suç, yolsuzluk, bu konularda mükemmel bir durumu yoktu üye olduğu zaman. Neden üye oldular? Neden üye yaptılar Hırvatistan'ı? Batı Avrupa'yla yakın ekonomik ilişkileri olduğu için bir. Batı Avrupa'nın özellikle buraya yatırımlarının çok fazla olması. Bunda etkili oldu. Biraz lobicilik, yani sermayedarların isteğiyle oldu. Bir ikincisi de Balkan ülkelerine, diğer geri kalan ülkelere bakın üye olunabiliyor. Yani üzerinize düşeni yaparsanız sizi de alırız gibi bir teşvik sunmak. Yoksa Avrupa Birliği güvenilirliğini de kaybediyordu. Biz ne yaparsak yapalım zaten siz almak istemiyorsunuz, bizi almayacaksınız diye düşünmeye başlamıştı Balkan ülkeleri. Ama sonra ne oldu? 2013'ten sonra 2014'te Juncker açıklama yaptı. Dedi ki bir 5 sene biz kimseyi alacak durumda değiliz. Yeni üye alacak durumda değiliz. Şu anda 2020'ye kadar yeni bir Avrupa Birliği'ne üyelik beklenmiyor. Ne yapılıyor bu durumda? Şimdi böyle bir şey olduğu zaman bir taraftan deniliyor ki bu ülkelere evet üyelik süreçleriniz devam ediyor. Siz fasılları açın, reformlarınızı yapın. Bu ülkeler diyorlar ki siz bizi almıyorsunuz. O zaman bu reformları yapmamızın ne faydası var? Ha, bunu açık açık söylemiyorlar tabii ama tabii biz reformları yapacağız diyor bütün siyasi iradeler. Ama diğer taraftan siyaset aynen devam ediyor. Kanunlar çok fazla değişmiyor. Yani bir liberalizasyon süreci burada şu anda yok. Yani Karadağ'da mesela bir de söyleyenle işi yapan kişiler arasında büyük şeyler var, çelişkiler var. Yani mesela Karadağ'da 1996'dan beri ülkenin en önemli yöneticisi Avrupa yönelimli olduğunu söyler. Bu şekilde oy alır. Bundan dolayı da Belgrad'la arası açılmıştır. Rusya'yla da bugün arası açıktır. Tamam. Ama diğer taraftan reform konusunda çok yavaş hareket eder ve ciddi bir şeydir, sermayedardır kendisi ülkede. Yani siyasetle ekonomik ilişkiler, rant iç içe geçmiştir. Ülkenin en önemli iş adamlarından biri, en zenginlerinden biri, kendi kardeşidir. Kendisi de dünyanın en zengin 20-30 devlet adamlarından biri kabul edilir. Karadağ'ın bugün başbakanı değil, son seçimlerden sonra başbakanlığı bıraktı. Niye? Çünkü işte bakın ülkede yeni kişilere yol açıyoruz, önünü açıyoruz diyerek ama hala partinin başında adam. Hala partinin başında. Yani siyasette hala bir numaralı söz sahibi olan kişi. Reform konusunda bu sefer isteklilik azalınca paradoksa düşüyoruz. Kısır döngü.
tam bir kısır döngü. Avrupa Birliği diyor ki siz reform yapmazsanız biz sizi almayız. Balkanlardakiler diyor ki siz zaten bizi almayacaksınız diyorlar. Bu sefer reform yapılmıyor. Bu sefer Balkan ülkeleri ne yapmaya başlıyorlar? Para lazım, iş lazım. Bu sefer farklı aktörlere yöneliyorlar. Farklı aktör olarak da öne çıkan son yıllarda Rusya. Rusya'dan söz ediyoruz. Rusya giderek kendini konsolide etti. Tabii Putin'in kurduğu rejimde yine çok merkezi bir parti vardır, merkezi bir güç vardır. Bütün ekonomik ilişkiler oradan yürütülür. Yani neredeyse tamamen devlet ekonomisi kurulmuştur. Yani güya şirketler var, bir sürü şirket var adı üzerinde şirket ama hepsi doğrudan Putin'e ve yakın çevresine bağlıdır. Bu şekilde muazzam bir merkezi güç temerküzü oldu. Güç temerküzü oldu Rusya'da. Ve böylelikle jeopolitik hamlelere daha cesur jeopolitik hamlelere girişti. İşte 2008'de Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle 3 aşağı 5 yukarı eş zamanlı olarak Gürcistan'da iki tane bölgeye özellik iki bölgenin özellik ilan ettiğini ilan etti yani Rusya. Hatta orada Gürcistan'da da savaştı. En sonunda işte 2014'te Kırım'ı biliyoruz. Balkanlarda da bu dönemde işte son özellikle son 10 yıl içerisinde Rusya kendi bağlantılı olduğu güçleri daha da güçlü hale getirmek. Ekonomik güçlerse ekonomik güçler, siyasi güçlerse siyasi güç. Bunları daha güçlü hale getirmek gibi bir politikaya sahip. Yani istikrar bozucu. O bölge için istikrar bozucu. Diğer bölgelerde kendi oyununu kuruyor Rusya. Balkanlarda henüz bir oyun kuramıyor. O zaman oyun bozarız diyor. Böyle bir stratejisi var. Neler yapıyor mesela? Kimlerle işbirliği yapıyor? Kendine yakın çevreler ama ne Türk çevreler var? Bunların tamamen kategorileri birbirinden farklı değil ama şöyle sınıflandırabiliriz çok kısa. Rusofil yani Rusları seven çevreler birincisi. Özellikle dindar Ortodokslar. Kilise burada çok önemli rol oynuyor. Yani Rusya'daki Ortodoks Kilisesi ile Sırbistan Ortodoks Kilisesi arasında bağlar çok kuvvetlidir. Ve sadece Sırbistan değil, Bulgaristan'da da yine benzer durum söz konusu. Slavların olduğu yerlerde kilise üzerinden bir yumuşak güç kullanmaya çalışır Rusya. Ortodoks Kilisesi üzerinden. Rusofil çevreler dedik. Tehdit altında kendini gören çevreler var mesela. O etnik, lokal çatışmalar içerisinde bazı Slavlar kendilerini tehdit altında görüyorlar ya da onların siyasi liderleri öyle olduklarını iddia ediyorlar. Bu da olabilir. Yani reel tehdit de olabilir, algı da olabilir bu. Bunlardan örnek olarak da Kuzey Kosova'yı söyleyebiliriz. Kuzey Kosova'da bugün, tabii Kosova Savaşı'ndan sonra oluşmuş bir etnik durumdur ama bugün Sırplar vardır, Sırplar yaşarlar. İbrar Nehri'nin kuzeyi. Onlar orada bir özellik talebindeler. Kosova hükümeti, Priştina bunu istemiyor. Bu konuda ama dışarıdan en çok destek veren ülke, hatta belki Sırbistan'dan dahi çok destek veren ülke Rusya, Kuzey Kosova'ya. Revizyonist çevreler, yani sınırları değiştirmek isteyen çevreler. Bunların da en tipik örneği belki Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'dir. Yani Republika Srpska. Onun haritası var mı diye şöyle bir bakayım size bulayım. Ha burada var. İşte Bosna Hersek'in garip yapısı demiştik. Bosna Hersek'te savaşın bitirilmesi için Hırvat, Sırp ve Boşnak liderleri bir araya masaya oturtuldu. Ve kimsenin memnun olmayacağı ama kimsenin de itiraz etmeyeceği, yani herkesin tatmin olacağı bir anlaşma yapıldı. Dayton Anlaşması 1995. Öyle bir anlaşma ki bu, Sırpların çoğunlukta olduğu yerlere Sırp Cumhuriyeti dendi. Dediler ki işte uluslararası aktörler, o anlaşmayı hazırlayanlar, bakın buralarda Sırplar çoğunlukta, oraya bir Sırp Cumhuriyeti diyelim. Halbuki Sırplar orada neden çoğunlukta? Savaştan dolayı. Savaşta oradaki birçok Müslümanı ve Hırvatı sürdükleri için çoğunluktalar. Bakın 1981'de şöyle bakalım. Sırplar çoğunlukta ama burada bakın özellikle Doğu Bosna'da ciddi Müslüman yerleşimleri var. Srebrenica da buradadır. Yine kuzeyde Hırvat yerleşimleri, yani Hırvatların çoğunlukta olduğu yerleşimler var. Müslümanların çoğunlukta olduğu yerleşimler var. Ama buranın adı böyle kondu. Diğer kısımlar ise Hırvatların ve Müslümanların karışık yaşadığı bölgeler. Buralarda da kantonal düzenler kuruldu. Çok karmaşıktır dediğimiz gibi. Yani entite var, iki entite kendi içerisinde devlet içinde devlettir.
Bunlardan Sırp Cumhuriyeti merkezidir, diğeri kantonaldir. Kendi bakanlıkları, kendi meclisleri, kendi hükümetleri vardır. Bütün bu saydıklarımızın. Onun için mesela en üstteki devlet sadece dış politika ve makro ekonomiye bakar. Onun altında entite düzeyi başka işlere bakar. Özellikle federasyon bölgesinde entite düzeyinin de çok fazla rolü yoktur. Kantonal düzeyde esas para ve işler döner. Yani turizm, toplu konut, sağlık, eğitim gibi kararlar kantonal düzeyde alınır. Yani karma karışık bir devlet yapısı. Şimdi son yıllarda özellikle, yani son 10 yıl içinde sesini yükselten bir cumhurbaşkanı var Sırp bölgesinin. Şunu söylüyor. Federasyon kısmı Bosna'nın, yani esas işte bu kantonlardan oluşan kısmı çok karışık. O yüzden orada sürekli problemler çıkıyor. İşte en son geçen 2 sene önce de bazı ayaklanmalar çıkmıştı. İnsanlar yeter artık, işler yürümüyor demeye başladı. Göç var. İnsanlar bırakıp gidiyor artık ülkeyi. Halbuki diyorlar ki biz burada bir düzen kurduk. Düzen kurduk dediği de tamamen kendine bağlı bir düzen kurdu. İlk aslında iktidara geldiği zaman galiba 96 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa yanlısı biri olarak Avrupa'nın da parlattığı bir liderdi o. Zamanla popülizme ve milliyetçiliğe oynadı. Şimdi tamamen Rusya yanlısı bir politikası var. Diyor ki işte federasyon onlar nasıl yönetirse yönetsin kendini. Biz burada bir düzen kurduk. Biz ayrılalım. Sırbistan'a bağlanalım ya da bağımsız olalım. Bunu söylemeye başladı. Açık açık söylemeye başladı. Özellikle son 10 yıldır bunu açık açık söylüyor. Tabii bu bir suç aynı zamanda. Mahkemesi var ülkenin. Anayasa Mahkemesi pozisyonunda. O mahkemeyi tanımıyoruz demeye başladı son yıllarda. Şimdi bu bir revizyonizmdir. Yani sınırların değiştirilmesine yönelik bir politikadır. Bu tür bir aktöre de Rusya destek veriyor. Şimdi hem Slav hem de revizyonist. O zaman neden destek vermeyeyim diyor Rusya. Bir de oportunist politikacılara destek veriyor. Revizyonist olması şart değil. Mesela bunun da belki en tipik örneği Makedonya'dadır. Gruevski koalisyon ortağı olarak girer. Öyle bir sistem var. Tabii en büyük ortak Makedon Partisi oluyor bu durumda. Kendi saflarını sıklaştırmak için o da Makedon milliyetçiliğini oynuyor. Makedon kimliğini vurguluyor. Halbuki öyle bir etnisite de yok. Söylediğim gibi Makedonya coğrafi bir bölgedir. Slavlığı homojen de değildir. Geçmişte de Makedon diye bir etnik kimlik oluşmamıştır. Dili Slavca ile Bulgarca karışımıdır. Kilise olarak zaten hep Belgrad'a bağlıydı geçmişte. İsim olarak da Makedonya isminde geniş bir terim olduğu için, geniş bir coğrafi terim olduğu için Yunanistan kabul etmiyor. Bu durumda ülke kurulduğu zaman zaten etrafındaki komşularla sorun yaşamaya başlamıştı. Yani böyle bir devlet olmaz. Bari adınızı eski Yugoslav şeyi yapın, cumhuriyeti yapın demişlerdi. Öyle yaptılar ama şimdi onu da değiştirmek istiyor Makedonya yani. O ismi kendisi kullanmıyor. Biz Makedonya Cumhuriyeti'yiz diyor. Halbuki birçok ülkede o ismi o şekilde tanımıyor. Dış güçler, çevredeki güçler bizi yok etmek istiyor. Makedon kimliğimizden bizi koparmak istiyor propagandasıyla ciddi destekçi buldu kendini popülizm yaparak. İkincisi, bu tabii işin argüman kısmı. Yine bütün siyaseti ve ekonomiyi de kendisine bağladı Makedonlar için konuşursak. Bu durumda Arnavutlar giderek yabancılaştılar. Makedonlardan yabancılaştılar siyaseten. Mesela kendi belediyelerinde Arnavutlar, kendi ilçelerinde, Arnavutların çoğunlukta yaşadığı ilçelerde zaten %20'nin üzerinde bir etnisite yaşıyorsa resmi dil olarak kendi dilini kabul ettiriyor. Gittiğiniz zaman böyle bir ilçeye sanki farklı bir ülkeye gelmişsiniz gibi hissediyorsunuz. İsim meselesi Makedon hükümetine göre en önemli konu, Arnavutlara göre hiç de önemli bir konu değil. Yani ne olursa olsun diyorlar yani. Çünkü bir Makedon milliyetçiliği yapıldıkça ülkede yaşayan diğer etnik gruplar kendilerini yabancı hissetmeye başlıyorlar o ülkede. O zaman da kendi aralarındaki etnik birliğe, bütünlüğe vurgu yapmaya başlıyorlar. Arnavutlar arasında böyle bir siyasi bütünlük henüz kurulamadı. O ayrı. Ama böyle bir etnik ayrışma olduğu zaman ileride bir çatışma riski var. Bu durumda son seçimlerden önce enteresan inisiyatifler ortaya çıktı. Yani yeni bir siyaset vizyonuyla hareket eden gruplar ortaya çıktı. Ama orada Gruevski yine aynı argümanlarla kendini konsolide etmeye çalıştı. Hala da öyle. Yani ben olduğum zaman Makedonlar var olur düşüncesini hala lanse ediyor. Burada da en büyük destekçisi yine Rusya. Oportunist çevre,
Ve liberal demokrasiyi uygulamayan, dolayısıyla Avrupa'dan, ayrıca Avrupa'da kendisinin altını oymak için bir hayli faaliyet yürüttü son yıllarda. Bu durumda o da Rusya'ya yanaştı. Bu tür çevrelere destek vermek suretiyle ülkeler arasındaki tartışmaları, rekabetleri, çatışmaları ve istikrarsızlığı çoğaltmaya çalışıyor Rusya. Bir. Ve buraların Avrupa Birliği'ne entegre olmasını geciktirmeye, entegre olsa bile istikrarsız bir şekilde entegre olmasına sağlıyor. Neden? Çünkü o da kendi jeopolitik gayelerinden dolayı Avrupa Birliği'nin mümkün olduğu kadar ve sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa Atlantik İttifakı'nın güçlenmesini geciktirmek ya da engellemek niyetinde. Rusya'nın amacı o. Ekonomik olarak, bakın hep Slavlardan bahsettik bu arada. Yani Arnavutlarla Rusya'nın ciddi bir bağı yoktur. Ne ekonomik olarak ne siyasi olarak. Yani mesela bütün bölgede bir genel vizyon oluşturayım demiyor Rusya şu anda. Belki o noktada değiliz. Belki ileride yaparız diyor olabilir. Ayrı. Ama şu anda dediğimiz gibi kendine yakın çevreler ya da oportunistik olarak kendine yaklaşabilecek çevreler üzerinden hareket ediyor. Ekonomik olarak da öyle. Yani Arnavutların yaşadığı bölgelerde, coğrafyalarda Rusya'nın yatırımları yine çok azdır. Diğer yerlere ise özellikle enerji yatırımları yapmak suretiyle buraları kendini daha çok bağımlı hale getirmeye çalışıyor. En çok da iki ülke. Bir tanesi bu saydığımız altı ülke içerisinde Sırbistan. Bütün petrol şirketleri, doğalgaz şirketlerini neredeyse Ruslar satın aldılar. Rus şirketleri, yani Putin'e yakın şirketler. Rafineri onların elinde. Bulgaristan'da da aynı şekilde büyük bir doğalgaz bağımlılığı vardır Rusya'ya. Yeni boru hatları kurulması vasıtasıyla yine daha fazla bağımlı hale getirmeye çalışıyor bölgeyi. İşte Türk akımı da o yüzden Ruslar için bir getiri sağlayacaktır. Bölgeyi daha bağımlı hale getirecektir. Doğrudan satmayacak belki. Türkiye üzerinden satacak ama neticede Van'a orada. Ve yönetim kültürü olarak. Şimdi Avrupa Birliği, şunu da son söyleyeceğim. Daha sonra soru cevaba geçelim. Daha bir sürü anlatılacak şey var ama. Yani şöyle bir alanı taramış olduk. Avrupa Birliği buralarda liberal demokrasileri yerleştirmek niyetindeydi. Yani işte burada bireysellik mesela. Liberal demokrasi en önemli noktalardan bir tanesi bireysel özgürlüktür. Bireyin haklarıdır. İnsan hakları bağlamında olabilir, ekonomik haklar olabilir, siyasi haklar olabilir. Yani topluluklardan çok birey önemlidir. Ve tabii ki liberal ekonominin güçlenmesi için de canlı bir ekonomi gerekir. Yani bir dinamizm gerekir. Bu iki noktada da Balkanlarda sorun var. Yani Avrupa Birliği'nin burayı entegre etmesi zaten baştan beri problemliydi. Ekonomi bakımından zaten altyapı sorunu var, yatırım sorunu var dedik, tamam. İkincisi, grup ve birey arasındaki çatışma. Grup mu önemlidir, birey mi önemlidir? Bu bir kültürel meseledir ve hemen de oluşmaz. Yani evet, siz Avrupalı oldunuz, artık bireyin önemi var, toplumun önemli diyemezsiniz bir toplumda öyle. Özellikle geleneksel olarak toplumsal yapılar güçlüyse orada, onu kolay kolay kıramazsınız. Yani Avrupa'da da bireyin güçlenmesi, toplumun önüne çıkması, bireysel hak ve özgürlüklerin ön plana çıkması yüzyıllar sürmüş ve bu şekilde yerleşmiş bir sürecin neticesidir. Bir anda olmamıştır yani. Her yerde de aynı anda olmamıştır. Bir de şu var buna bağlı olarak. Sürekli rekabetin sıcak tutulduğu, gerek iç dinamiklerle gerek dış müdahalelerle, rekabetin sıcak tutulduğu ortamlarda insanlar öncelikle var olmayı öne alırlar. Burada da grup bilinci hala kuvvetli kalır. Bireysel özgürlükler güçlenmez. Bireysel özgürlüğün önemine insanlar inanmazlar. Çünkü bireyin zayıf olduğunu, yok olabileceklerini düşünürler. Onun için birçok bölgede azınlıkta kalmış olan Müslümanlar, grup kimliğine sarılırlar. Kuzey Kosova'daki Sırplar, grup kimliğine sarılırlar. Makedonya'da Gruevski, belki orada bir tehdit yok Slavlığa karşı. Ama bakın diyor, çevre ülkeler bizim ismimize karşı, kilisemize karşı, dilimize karşı, hadi işte burada grup kimliğimizi kuvvetlendirelim. Grup kimliği o yüzden güçlü kalıyor. Burada liberal anlayış ve kültür oturamıyor. Ama bazı kesimler var. Özellikle Avrupa Birliği buraya çok para akıtıyor. Özellikle 2000'lerden bu yana. Vakıflar yoluyla işte bireysel özgürlükler, haklar, eğitim, Avrupalılık bilinci. Bunu vermeye çalışıyor. Buradan yetişmiş çevreler de var.
Bu sefer onlar kendilerini Batı Avrupalı gibi görüyorlar. Bu sefer kendi toplumlarından da yabancılaşıyorlar. Bir toplumsal olarak da şu anda bir yeni bir dinamik de ortaya çıkmış oluyor. Yani bu Boşnaklarda da var, Sırplarda da var, Arnavutlarda da hepsinde var. Yani şimdi Sırpların liberal partilerine baktığınız zaman oranın başbakanını hiç sevmezler, yönetim anlayışını otoriter bulurlar. Keza Kosova'da da öyle. Kosova'da da öyledir. Velhasıl burada kimlik krizi daha derinleşiyor. Avrupa Birliği burayı dönüştüreceğim derken o grup bilincini ve multikültüralizmi, grup bilincini zayıflatıp multikültüralizmi ve globalizmi güçlendiremedi. Ona gücü de yetmedi. Ve liberaller ve diğerleri arasında da şu anda bir ayrışma ortaya çıktı bölgede. Bu sefer liberaller Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Diğerleri ise diğer güçler tarafından, global güçler tarafından destekleniyor. Bu şundan dolayı değil ama destek. Burada liberalizm güçlü olsun, burada işte tek adam yönetimleri güçlü olsun ya da burada Müslüman kimliği güçlü olsun. Türkiye'de mesela Müslümanları destekliyor özellikle. Yani Türkiye herkesle ilişkilerini iyi kuruyor ama Müslümanların da destek bulacağı bir ülkeye ihtiyaç var. Orada Türkiye şu anda bir numara olarak. Ama özellikle global politika anlamında düşünürsek Avrupa Birliği ve Rusya bu desteği kendilerini merkeze alarak veriyorlar. Yani burada daha iyi bir yönetim kurulsun diye değil. Yani burada liberal çevrelerin güçlenmesi demek buraya daha fazla Avrupa sermayesinin girmesi anlamına gelir. Ve Avrupa kültürünün burada güçlenmesi anlamına gelir. Bunun karşısında duranlara, Slavlara özellikle, Rusya'nın verdiği destekte burada Avrupa Birliği'nin zayıflatılması anlamına gelir. Yani kaşı ve gözü için bu desteği vermiyor Rusya. Rusya'da dediğimiz gibi otoriter tek adam rejimlerini işte Dodik'i şeyde Bosna Hersek'teki Sırp bölgesinde, Kuzey Kosova'dakileri, Gruevski'yi ve Sırbistan'da da milliyetçi partileri. Yani milliyetçi parti derken esas ana parti şu anda hakim parti de milliyetçi ama onun da içinde daha Avrupacı kanat var, daha Rusyacı kanat var. Orada da o partinin içinde Rusyacı kanada destek veriyor. Peki bölgedeki insanlar kukla mı, aptal mı? Değiller. Onlar da kendi hesaplarının peşinde. Nereden yardım alıyorlarsa oradan yardım almaya çalışıyorlar. Neticede Balkanlar'da hala hem bölgesel rekabetler devam ediyor, global rekabet ise buna odun atıyor. Bu ateşe odun atıyor. Bu sefer burada en önemli sorun, burada çatışmaların çıkmaması, istikrarın devam etmesi için en önemli birkaç tane sorun var. İşte Kosova'nın normalleşmesi bir. İkincisi Makedonya'da özellikle etnik gerilim artıyor. Belki işte bu yeni seçim neticelerinden sonra belki yeni bir siyasi anlayış kurulabilir, bilemiyoruz. Şu anda tam bir denge var. Bir de tabii Bosna Hersek. Bosna Hersek'in yapısı şu anda değişmesini Boşnaklar istemiyor. Hatta Boşnaklar şunu istiyorlar. Yani sınırlar kesinlikle değişmesin ama merkeziyet güçlensin. Ama orada Hırvatlar ve özellikle Sırplar da merkeziyete tamamen karşı çıkıyorlar. Bu tür siyasi meseleler, işte Makedonya'nın Yunanistan'da yaşadığı isim meselesi belki sıcak bir sorun değil ama Avrupa Birliği ve NATO'ya entegre olmasını engelliyor bu ülkenin. Bu tür meseleler üzerinden yeni kavgalar ve dışarıdan ateşlenen, dışarıdan güçlendirilen yeni rekabet ve çatışma ortamları doğabilir. Bundan kim zarar görür? Başta Avrupa Birliği diyorlar Avrupalılar ama bence en çok zarar görecek ülke yine Türkiye. Türkiye'yi şeye bıraktım, tamamen Emin'e bıraktım, o anlatacak önümüzde. O yüzden hiç Türkiye'ye girmedim. Türkiye de bir aktör bölgede, önemli bir bölgesel aktör. Ama Türkiye'nin şöyle bir şansı var, bunu ben vurguluyorum yıllardır. Avrupa Birliği liberal çevrelerle çok iyi ilişkiler kuruyor ama diğerlerinin kültürel ve ekonomik dönüşümünü sağlayamadı. İdeolojik dönüşümünü de sağlayamadı. Bunun için Avrupa Birliği'nde de artık motivasyon çok fazla kuvvetliydi. Yani bırakalım orası böyle devam etsin diyorlar. Çoğunlukla. Rusya'nın derdi kendi jeopolitik mücadelesini yapmak. O da ona uygun çevreleri destekliyor. Mesela geçenlerde Sırbistan'a 2-3 gün önce Sırbistan'a ciddi savaş uçağı sattı. Evet. Hibe. Yani sattı görünüyor da 100 milyarlık uçağı 20 milyara satıyor yani. O şekilde gerisini kendisi vermiş oluyor. Neden? Çünkü kendi uçaklarından, kendi standartlarındaki uçakları kullanmaya devam etsinler, NATO'ya falan girmesinler. Mesele o yani. Karadağ şu anda NATO'ya girme aşamasında. Rusya ihanet etti diyor Karadağ için. Bize ihanet etti diyor.
Ama öncelikle kendi global mücadelesi dedik. İşte bu küresel mücadele içerisinde iki tarafın da yakınlaşabileceği, üzerine oynayabileceği aktörler sadece sınırlı. Yani sadece belli başlı aktörler. Türkiye ise bölgede her türlü aktör üzerinden ilişki kurabilecek potansiyele sahip. Türkler var. Türklere Türklük artı din, artı tarih ortak, tarih ortak kültür ve ekonomik projeler üzerinden ilişki kurabilir. Türk olmayan Müslümanlar üzerinden ortak din, ortak tarih, ortak kültür ve ortak ekonomik vizyonlar üzerinden ilişki kurabilir. Müslüman olmayan gruplarla da ortak kültür, ortak tarih ve ortak ekonomik projeler üzerinden ilişki kurabilir. Yani ne dersek diyelim, Sırplar da bugün en çok şey izleyen toplum. Yani bu Muhteşem Yüzyıl mıydı o dizileri falan? Ciddi izliyorlar, kendi tarihleri olarak seyrediyorlar. Artı ekonomik olarak şu anki Sırbistan hükümeti Türkiye'den yatırım beklediklerini sürekli söylüyor. Türkiye oraya bir otomobil parçası fabrikası kurduğu zaman başbakan gidiyor ya da başbakan yardımcısı gidiyor, açılış yapıyor. Geçen sene Belgrad'da bir zirve oldu. İki başbakan bir araya gelmişti. Ben de oradaydım. Aralık 2015'te. Şunu söyledi oranın başbakanı. Türk iş adamları gelsin buraya dedi. Bütün bölge ülkelerinden daha iyi kredi vereceğim. Daha iyi şartlarda kredi vereceğim dedi. Yani oradan da Türkiye'ye gelsin diyorlar. En uzak kesimler bile. Hatta daha uç bir şey söyleyeyim ben size. Şu anda Sırbistan Başbakanı Avrupa'ya yakın, ılımlı biri. Ama ılımsız olanlar da var. Mesela ciddi ortodoks, katı ortodoks kesimler de var. Bazı partiler var ya da think tankler var. Bunlar doğrudan Slav ortodoksluk üzerinden hareket ediyorlar. Biliyorsunuzdur. Onlarla da biz mülakatlar yapmıştık Balkanlarda. Ne düşünüyorsunuz demiştik işte Türkiye hakkında. Şöyle bir tepki gördük. Evet, onlar şu şeye çok şüpheyle bakıyorlar ve karşılar. Yani Türkiye'nin sadece Müslüman aktörleri orada güçlendirdikleri. Dolayısıyla burada Osmanlıcılık yaptığını falan söylüyordu. Onu bir kenara bırakalım. Ama diyorlardı ki buraya Avrupa Birliği liberalizmi aşılıyor, bireyselliği aşılıyor, aile yapımızı bozuyor, toplum yapımızı bozuyor, eşcinselliği getiriyor. Zararlı Avrupa Birliği. Türkiye'nin kültürel toplumsal yapısı bize daha yakın. Gelecekse Türkiye'ye gelsin ama emperyalist olarak gelmesin. Gelsin burada iş yapsın, biz de onunla iş yaparız demişti. Şaşırmıştık, şeye benzetmiştim onu biraz. İstanbul'un fethinden önce Latin külahı göreceğime Türk sarığı görürüm diyen herhalde papaz demiştim, Ortodoks papazı. Buna benziyor. Yani Türkiye potansiyel olarak burada ciddi anlamda Avrupa Birliği ve Rusya'ya göre daha fazla ilişki potansiyeline sahip. Buradaki çatışma ortamında ise Türkiye taraf almadan olmaz. Mutlaka taraf almak durumundadır. Yani nasıl Orta Doğu'da çatışmalar olduğu zaman Türkiye mecbur hissetti kendini taraf almaya. Haklı gördüğü tarafın yanında yer almak istedi. Balkanlarda da bir çatışma ortamında haklı gördüğü tarafın yanında ya kendisine yakın ya da kendisine muhtaç tarafın yanında yer almak durumundadır Türkiye. İşte o zaman bütün o ilişki potansiyelini kullanamayacaktır. 1990'lardaki Yugoslavya Savaşı yüzünden tabii ki Türkiye Milošević yönetimiyle doğru düzgün bir ilişki kuramazdı, kuramadı da. Ama o ilişkilerin kurulamamasının sonuçları bugün hala eski Yugoslavya'da, Karadağ dahildir buna, Sancak dahildir ve bütün geri kalan Sırbistan dahildir, Türk yatırımlarının hala çok düşük olmasına sebep oldu. Türkiye giremedi oraya yani. Türkiye'nin hala Balkanlardaki yatırım ve ticaretinin %80'inden fazlası bu ülkelerin dışındaki ülkeler, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ile gerçekleşmektedir. Dönemin savaş ortamından, savaş ikliminden kaynaklanan bir sonuçtur bu aynı zamanda. Tabii bölgenin kendi yetersizlikleri de var, ayrı bir mesele. Ama onun da etkisi var. Türkiye'nin dolayısıyla bölgede bütün çevrelerle ilişkilerini konsolide etmesi benim önerim tabii. Bunu siz de karşı çıkabilirsiniz. Öyle olmamalı, böyle olmalı da diyebilirsiniz. O da tabii ki tartışılabilecek bir şey. Benim kanaatim burada çatışmaların mümkün olduğu kadar engellenmesi, buraların ekonomik olarak Türkiye'ye entegre edilmesi gerekiyor. Türkiye burada bir ön alıcı aktör olabilir, yani öncü bir aktör olabilir yatırımlar konusunda. Olmaya da çalışıyor zaten. Önemli yatırımlar yaptı. Tabii burada Türkiye'nin de ekonomik potansiyelinin önemi çok büyük. Yani Türkiye ekonomik büyümesini sağlayacak ki oraya da bir öncülük yapacak. Ama bölge ciddi anlamda şu anda Türkiye'den bir şeyler bekliyor. Türkiye ne yaptı, ne yapabilir onu da
Müzik